Günaydınlar herkese. Deniz yalnız ekrana değil şuraya bakmam gerekiyor anneciğim. Nereye bakıyorsun? Buraya. Buraya. Aferin benim kızım. Günaydınlar herkese. Bugün yeni kamerayla ilk vlog çekiyorum. Efendim? Hem de pompomlu. Hem de pompomlu. Deniz'i bıraktıktan sonra şey yapacağım. İki kamerayı karşılaştırırım. Siz de farkı görürsünüz. Dün açtığımdan itibaren yani gerçekten farkı gördüm. Çok acayip. Ben bayağı ne çekiyormuşum ya. Cidden. Evet. Deniz'in beslenmesini hazırladım buraya. Çantaya koymadım. Size de dedim. Gösterelim. Evet, Deniz de daha yeni geliyor şu an. Sandviç var burada. Hindi hamlı sandviç. Tereyağıyla beraber. Sevdin mi? Zeytin var burada. Çünkü Deniz bir zeytinci. Mandalina. Evet, zeytinciyim. Ve eti puf koydum. Bir de şöyle çilekli süt koydum. Bu kadar. Şey yapamadım, hakim olamadım açıkçası. Çoraplar nasıl aşınmış Deniz? Aydın ya. Hiç giydirirken fark etmedim. Bakayım bir. Dur çek, elini çek. Şu elini çek anneciğim. Bayağı gitmek üzere. Bunu son giyişin olsun, tamam mı? Evet. Çok şey olmuş. Oh. Mami. Evet. Yes anneciğim, söyle. Those two girls are wearing any tights. Evet kızım. Evet. Çünkü onlar genç. Hiç üşümüyorlar. Yeah, and they should be cold. They might catch a cold. Evet. Şu an nasıl görüntü? Şapka taktım bu arada çünkü okulda beni kötü saçımla görsünler istemiyorum. Şapkayla gidiyorum. Evet şu anda hala ekrana bakmakla meşgulüm. Dediğim gibi ayarlarını sürekli yazılar yazıyor. O yüzden biraz kafam karışıyor. Şu anda çok bulanık. Çünkü nereye fokus yaptığını bilmiyorum şu anda. Ne yapıyor? It's focusing on me and my teddy bear. No, it's focusing on me, Deniz. Bak. Evet. Şu an bana yaklaşıyor. Ayarlarına şey yapamadım. Dediğim gibi hakim olamadım. O yüzden şu anda ne yaptığımı, ne çektiğimi de tam olarak bilmiyorum açıkçası. Okula gidiyoruz şimdi. Ve gelince şöyle birazcık daha bakacağım. Mommy, my daughter doesn't love safety first. Neden? It's really tight for her. Kind of makes her legs all floppy. Like this. Şu an iki kamerayı da koydum ve eski kamerama doğru bakıyorum. Çünkü diğerine baktığım zaman çok yamuk yamuk saçma sapan bir şey oluyorum. Aslında bu iki kamerayı karşılaştırmak ne kadar doğru bilemeyeceğim. Çünkü ikisi aynı düzeyde değil, aynı seviyede kameralar değil. Ama şöyle ki, hani istiyorum ki bu videoda görün. Eski videolarımın görüntüsü nasıldı? Şimdiki videolarımın görüntüsü nasıl olacak? Bunu görün diye çekiyorum. Daha çok onu söyleyeyim size. Yoksa açıkçası bir karşı, yani iki kamerayı genel olarak karşılaştırmıyorum yani. Onu belirtmek isterim. Şu an ona da bakıyorum, buna da bakıyorum. Yani görüntü çok çok farklı. Diğer eski kameramda Allah'ım saçlarım yeni kamerada daha da berbat. Yalnız onu söyleyebilirim. Çünkü eski kamerada şey yapmıyordu. Fazla böyle nasıl diyeyim, bütün renkleri şey olarak muhteşem bir şekilde göstermiyordu. Yani muhteşem dediğim şu anda evet kötü gösteriyor ama çünkü yeni kamera Sony ZV-1 daha nasıl diyeyim tok çekiyor. Yani böyle renkleri tamamını göstermeye çalışıyor gibi bir şey. Diğeri çok fazla açık çekiyordu ve yani şey değil, biraz gerçeklikten yoksun çekiyor.
Ama şöyle de bir şey var. Göz altlarım felaket görünüyor şu anda. Biraz karartıyorum, onu söyleyebilirim. Yeni kamera hafiften bir karartıyor gibi. Çünkü daha böyle tok tok, doygun doygun dursun diye herhalde biraz daha karanlık, daha belirgin hatları var. Yoksa tenim benim bu kadar şey değil yani. Bu kadar karanlık değilim ya ben. Değilimdir herhalde. Eski kamera daha güzel gösteriyormuş. O daha açık, daha böyle şey gösteriyor böyle renkleri. Toz pembe gibi. Şarjım bitiyor diğer kamerada. Yeni kameranın diğer kameraya göre şöyle bir şeysi var. Record tuşu, kayıt tuşu öbürünün öndeydi, bunun arkada. Her seferinde yanlış yere basıyorum. Defocus tarafına basıyormuşum. Şimdi aslında bu kamerayla ilgili bir sürü video var, bir sürü şey var. O yüzden çok fazla uzatmak istemiyorum. Sadece dün birkaç bir şey konuşmuştum kamerayla alakalı. Onları söyleyeceğim şimdi size. Hani bu en yakınım şeylerden biri yakın çekimi vardı ya. Bu kadar da yakın çekmiyormuş yani. Şöyle ki zaten benim eski kameram çok yakın çekiyormuş. Ki ben ondan alışkınım yani zaten. O yüzden çok şey çekmiyor yani. Şu an yani bir mesafe var aramızda ama şöyle elime alayım. Elime aldığım zaman yani kolum şu anda dümdüz değil yani. Şöyle kıvrılmış bir şekilde duruyor. Ve uzaklığı bu şekilde yani, böyle burnumun içine girmiyor. Dibimde değil yani. Yani çok kötü değil. Onu biraz abartmışlar bence diye düşünüyorum. Ya yani öyle fazla yakın çekmiyor. Benim eski kameramla aynı yani hemen hemen. Onun haricinde işte bunun daha böyle arkayı işte şey yapabiliyorsunuz ya, mesela kendinizi çektiğiniz zaman belirsizleştiriyorsunuz ya arka tarafı. O özelliği güzel. İstediğiniz zaman da tuşuna basıp direkt onu otomatik şey yapmışlar. Yani hızlı tuş yapmışlar. Tuşuna basıp arkayı flu ya da flu olmayan bir şekilde gösterebiliyorsunuz. Flu olunca daha böyle nasıl diyeyim, çekimler daha şey duruyor. Sinematik mi duruyor? Daha böyle evet, sinematik duruyor. Daha güzel görünüyor. Onun haricinde işte renkleri bayağı bir doygun, tok tok duruyor renkleri. Ne kadar yok ya, aslında güzel. Evet. Mesela bakayım şuna. Bu bayağı evet. Yani burada gördüğüm gibi rengi. Bir tık daha şey kırmızı duruyor. Ama o da belki ayarlarla alakalıdır da bilemeyeceğim. Bakayım. Evet. Bu arada yakınlaştırmışken onu da şey yapayım. Benim eskide bayağı bir fokus problemi çekiyordum ben. 2 saat beni bulamıyordu. Arıyordu. Böyle özellikle oturup çektiğim videolarda nasıl diyeyim? Beni kaybediyordu yani uzun bir süre. Ben böyle konuşuyordum, sonradan fark ediyordum. Ekranda küçük olduğu için karşıya sürekli bakamıyorsunuz. Bayağı sıkıntı oluyordu o. Ama bunda onu kaldırmışlar. Ben daha böyle şöyle söyleyeyim. Hemen fokus yapıyor da. Bak. Bayağı hemen fokus yapıyor. Bayağı iyi. Hani fokus yaptığı zaman biraz böyle oyuncak gibi görünüyor gibi hissetmiştim ben. Ama yok yani, elime alınca o his. Şu an kendim alım ya artık, övebilirim yani. Güzel yani, kötü değilmiş. Hop. Ay çok iyi. Fokusu süper. Güzel yani. Sanki sürekli ürün tanıtıyormuşum gibi ama gerçekten fokus şey yapabiliyor. İnsanın sinirini gerçekten bozabiliyor. Şarjının ne kadar gittiğini şu anda bilmiyorum ama ekstra bir bateri alacağım büyük bir ihtimal. Başka gördüğüm şeylerden ne var? Ha, şu üste takılan şu tüycükler var ya, ölü kedi mi, dead cat dedikleri şey var. O güzel bir özellik çünkü bütün böyle dağlara tepelere çıktığın zaman bütün rüzgar falan filan oluyor ya, o seslerin hepsini yok ediyor sizin için. Daha böyle temiz bir ses çıkartıyor ortaya. O yönden iyi. Yani ben herhalde memnun kalacağım bu kameradan. Çünkü diğer benim eski kameradan sonra güzel. Bu arada benimki mesela üstü açılıyordu ya.
Bu şimdi yeni kamera yana açılıyor. Şöyle. Yana açılmasının sebebi şeymiş işte. Böyle kocaman mikrofon falan taktığınız zaman üstte ekranı kapatınca hiçbir anlamı kalmıyor. Ekranın yukarı kalkmasının veya ekranın görünmesinin. O yüzden onu yana almışlar. Yani mantıklı olmuş bence. Güzel bir şey aslında. Kötü değil. İyi yapmışlar. Yani önce ben açıkçası karşı çıkmıştım. Çünkü gözüm şuraya takılır. Böyle sürekli oraya bakarım diye düşünüyordum. Çünkü eski kameramda çok yapıyordum ona. Ama yok ya, takılmıyor. Yani kendimi şu anda ona şartlandırdım. Yapma diyorum. Yapmıyor. Kendime kahvaltı hazırlıyorum. Simitin ortasına peynir koydum. Ve şimdi yumurta kıracağım. Bunu yedikten sonra da herhalde akşam pek bir şey yemem açıkçası. Belki bir salata bilemeyeceğim. Bu arada geç kahvaltı yapıyorum. Saat kaç oldu? Saat 11'e geliyor. Bu saate kadar hiçbir şey yemedim yani. Daha yemeyeceğim. Dediğim gibi bundan sonra da pek bir şey yemem herhalde bugün. Ya bu yetiyor zaten. Bayağı bir kalorili. Nevresimleri aldım şimdi. Yatakları halledeceğim. Zaten aynı saatte geldiğimiz için şey yapacağız. Deniz'i Orhan'a bırakacağım. Ondan sonra da 2 dakika çarşıya gideceğim. Boya almam lazım. Tekrardan şu saçlardan kurtulmamız lazım. Bir saniye şuradan şöyle düzelteyim. Bu şapka hiç bir tuhaf durdu. Böyle kaba kaba duruyor. Ya takmayı beceremedim, bilemedim. Posta gelmiş bu arada da. Böyle bir bakayım. Size şey gösterecektim, unuttum. Deniz'in doğum günü yaklaşıyor. Onun için süslemek için ev işte bir şeyler falan almıştım. Balon falan aldım işte balon. İşte ne diyorlar ona? Banner aldım. Hani doğum günü kutlu olsun falan diye yazıyor ya kağıt. Ondan aldım. Ve table konfeti. Deniz bu sene mermaid istedi. Aslında Ariel istedi. Hani o da deniz kızı ya. Yalnız Ariel'la alakalı ben pek fazla bir şey bulamadım. O yüzden ben de hani deniz kızı konsepti olsun dedim.
Geçen sene unicorn konsepti vardı. Şunları görünüyor mu? Bunları aldım bir de. Diğerlerini de evde de onları gösteremeyeceğim şimdi. Ama yani dekorasyonu yaparken hep birlikte zaten hep beraber yapacağız. O zaman göreceksiniz. Kaşınmaya başladım. Bunlar masanın üzerine koymak için yani böyle süs. Nasıl kullanacağımı şu anda bilmiyorum ya. Yani hangi masa, nereye koyacağım hiç bilmiyorum. Evet, bunu buraya saklayalım. Denizin görmemesi lazım. Ve gelelim bakalım. Deniz'i alayım. Ondan sonra da çarşıya gideceğim. Boy alacağım. Yarın da inşallah saçımı boyayacağız. Bakalım. 2 dakika çarşıya geldim şimdi. Araba parkındayım. Size dedim şöyle ufaktan biraz manzara göstereyim. Her ne kadar görüntüler de olsa. Umarım bir şeyler görünüyordur. Deniz de görünüyor buradan. Çok harika değil mi ya? Sanırım buradan uzun zamandır inmiyorum. Daha çok başka farklı yerlerden geldiğimiz için sesim geliyor mu acaba? Ne güzel yapmışlar değil mi? Bence çok hoş. Ama yolumuz çok uzun. Ben bekleyemeyeceğim yani. Ben yürürüm genelde böyle yerlerde. Eve geldim şimdi. Orhan'la Deniz sahile gitmişler. Ben onlardan erken geldim. Sahilde dolaşıyorlarmış birazcık. Bugün akşam için çok yoruldum bu arada, vallahi konuşamıyorum. Akşam için yemeğim bayağı parça yemeklerim vardı. Büyük bitim onları yiyeceğiz. Ben pek yemeyeceğim açıkçası. Ben hakkımı aslında ananastan yana kullanmak istiyorum. Markette dilimlenmiş ananas gördüm. Hemen göstereyim onu. Şöyle dilimlenmiş ananas. 4 dilim mi? Ne bu? 4 dilim. Benden başka kimse ananas yemediği için evde. Bütün alıyorum bütün halde. Yani hep yarısı ziyan oluyor. Çünkü benden başka kimse yemiyor. Ben de bitiremiyorum açıkçası. O yüzden şöyle bir şey aldım. Ben hakkımı ananastan yana kullanacağım. Akşam yemeği de ananas yiyeceğim yani. Böyle size aldıklarımı göstereceğim şimdi, bir dakika. Şu montumu bir çıkartayım da. Marketten bir iki parça bir şey aldım ama sizi ilgilendirecek kısmını göstermek istiyorum. Ekmek aldım zaten, bir şey almadım. Ekmek, ananas, o kadar. Nerede? Saç için ne aldım onu göstereyim hemen. Aslında ben bunları şeyde göstermiştim. Orada satın aldığım yerde göstermiştim de o kadar bangır bangır müzik vardı ki konuşamıyordum bile. Dedim neyse evde göstereyim artık. Şu Oriel. Geçen de bunu kullanmıştım. Güzel bir marka yalnız bu. Ben çok beğendim. Bleach London. Bu Oriel'i, bu açıcı yani. Açacak. Bu da cilası. Yalnız geçen sefer ben şampanya cila kullanmıştım. Yani burada white toner yazıyor. Benimki champagne toner'dı. Ne yapalım, bu kalmıştı. Ondan kalmamıştı. Ben de bunu aldım. Saç açıldıktan sonra şu tonlara, yani şu tonlarda oluyormuş. Öyle diyor. Bu vardı. Bunu aldım valla. Onun haricinde ben de şunu aldım. Çok tatlıydı. 99 peri miydi neydi bu da? Çok hoşuma gitti. Şey bu, çıt çıtlı toka. Uçlarında böyle ufak ufak saçlar var. Deniz pek sever böyle şeyleri. Şurada kızda görüyor musunuz?
Bu da öyle bir şey. Bunu aldım Deniz'e. Marketten şunu aldım. Balonları sarmak için bu. Şey yapacağım ben. Anam. Balonları tavana yapıştıracağım. Ve böyle uçlarından şunun şöyle şöyle sallanmasını istiyorum ki hani böyle sanki helyumla şişirmişim de havalanmış gibi dursun efekti vereceğim. O yüzden şöyle bir ne diyorlar buna? Kurdele değil ama işte uzun uzun şey. Hani şöyle bıçağın arkasıyla ya da makasın arkası şöyle yaptığımızda böyle kıvır kıvır olan bir şey vardı. Ondan bu. Onu aldım. Onun haricinde ne aldım? Aldım. Bak. Nasıl da unuttum bunu. Şu markayı ilk kez görüyorum. Ne bunun adı? Japonya'nın bir numarasıymış. Hada Labo Tokyo. Hiç duymadım. Yeni gibi. Yani daha önce hiç o reyonda görmemiştim ben bunu. Maskeymiş bu. Anti-aging maske. Çünkü artık anti-aging gerekiyor bana. Şu hani bez olanlar var ya, bez maskeler, onlardan bir tane maske var içerisinde. Deneyim diye aldım. Memnun kalırsam hep aynısından alırım. Çünkü aslında aynısını sürekli alıp yapmak gerekiyor. Ama nerede ben değişik bir şey görsem alıyorum işte. Deniz'e doğum günü kartlarını aldım. Bir babasından, bir benden. Başka da bir şey yok. Evet. Şimdi şunları kaldırayım. Kartları özellikle kaldırayım. Şunu kaldırayım. Bunu Deniz'e şimdi vereyim. Onlar da gelirler birazdan. Hello. Hello. Yatma vaktimiz geldi. Biz şimdi yatacağız. Tamam dur. Dur, yanaklarım acıyor. Dur. Dur. Tamam. Kızım dur. Uyanıyor mu? Evet, çok uyanıyor. Evet, yatma vaktimiz geldi. Hem de bugün geldi. Düştüm. Evet ya, benim elim kanıyor. Düşmüş. Hem de dizimler de kanıyor. Hem dizlerim. De çok da kötü. Dizlerim de. Öyle diyeceksin. Dizlerim de kanıyor ama daha kötü. Bundan daha kötü. Bunda daha kötü. Yürümesin. Kus kus kus. Yürümesin. Nasıl bir sevgi anlayışımız varsa. Evet, izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz. I'm just gonna do this. Bye. Yarın görüşürüz. Yarın görüşürüz.